Günaydın efendim. Bugün 24 Ekim Pazartesi, yeni bir haftanın ilk iş gününde sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içindeyiz. Kanal B'nin ve Radyo Box'ın ortak yayını olan Antalya Gündem programından sizlere sesleniyoruz. Günaydın diyoruz efendim. Ben Nihat Toklu, program ortağım Ali Orhan ve ekibimiz iyi bir hafta diliyor herkese. Evet, Ali Bey de sesini alalım Ali Bey'in de. Merhaba. Günaydın Ali Bey. Günaydın. Nasılsınız? İyi. Sabah nasıl geçti hafta sonu ve sabah yolculuğunuzda bir sıkıntı var mıydı ulaşımda? Ulaşımda bir sıkıntı yaşamıyoruz biz. O saatte biz yaşamıyoruz. Ama erken bizden olduğu için. Bizden sonra olsun. Yaşanmıyor diye bir şey yok. Yani biz yaşamıyoruz pik diye. Pik saat denilen saat 7'den sonra 7 ile 9 arası. Asıl mesele orada. Akşam üzerinde 5 ile 7 arasındaki sıkıntı var. Onu biliyoruz, görüyoruz. Evet. Hafta sonu da gayet iyiydi. Şeydeydim, Düzlerçam'ındaydım hafta sonu. Düzlerçam'ında. Evet, Lazlar'ın eğlencesi vardı abi. Horon teptiniz. Horon tepilmiyor, horon oynanıyor Nihat Toklu. Evet. Ondan sonra gayet güzeldi. Ben Düzlerçam'ı, piknik alanının gerçekten bu kadar güzel olduğunu son zamanlarda epeydir gitmemişiz demek ki. Nihat Toklu... Biraz az, son zamanlarda alternatifler olduğu için son yıllarda... Az kullanılıyor. Daha önce çok kullandığı için yoğun muydu? Çok doluydu. Ben her gittiğimde bir daha gelmem diye gide çıkardım. Çünkü oradaki altyapı... Çam ormanında kozalak bulamadık. Altyapı yetersizdir. Bak, çam ormanında kozalak bulamadık. Hmm. Niye? Şeyden mi kullanıyorlar? Mangal için mi kullanıyorlar? Hayır ya. Gerçekten her şey tertemiz. Ha, evet. Yani bunu eleştirmek için söylemiyorum. Hakikaten dört dörtlük. Tuvaletler falan değil diyorsunuz. Her şeyi dört dörtlüktü. Yani Allah. Düzlerçam ormanında kontrol var, şey var, ondan sonra itfaiye aracı bekliyor. Ha, çok sevindim. Orada gerçekten çok muhteşem bir sistem var orada. Evet. Bir zamanlar Antalya'nın tek mesire alanıydı Düzlerçam'ı. Güver uçurumu, Düzlerçam'ı. Oralar önemliydi. Sonra unuttuk. Değişik yerler devreye girince orası biraz gözden ırak kaldı, uzak kaldı. Ama bakımlı olması, altyapısının olması sevindirici. Gayet hoş, güzel. Bazılar akşama kadar şey çaldı. Abi tulum çalar diye gittik, kemençeyle şey olduk. Onunla yetindik diyorsunuz. Hayır. Evet, peki. Peki Ali Bey, hafta sonunu iyi geçirmiş. Akşam sevindik. Tabii iyi bir haber almadık. Akşamki haber de kötüydü tabii. Bu futbolla ilgili bir şey mi diyorsunuz? Yok, herhalde yani. Evet. Kendi kişisel şey mi ilgili? Tamam, onunla başlayalım o zaman. Onunla başlayalım. 3 golle 3 puan demiş Hürriyet bugün birinci sayfasında, sürmanşetindeki haberde. Vodafone Arena'daki maçta ev sahibi Beşiktaş'a galibiyete getiren golleri Abubakar ve Talisca kaydetti. Talisca mı? Talisca. Kaydetti. Abubakar 40-45 artı 1'de. Ötekisi de Talisca'da 72 ve 89. dakikalarda gol attılar. Tabii kimi yendi o yazmamış burada, ama burada duyuruda yazılmamış, ama Antalya Spor'u yendi Beşiktaş. Tabii ilk yarı 0-0 biterse ikinci yarıda farklı şeyler olur diye düşünüyorduk. Bitirmek üzereydi Antalya Spor, ama tartışmalı bir pozisyonla atağa çıkmışken Antalya Spor... faul olduğu iddia edilen bir pozisyonla Beşiktaş atağa çıktı. Atağa kesip çıktı ve gol attı. Ondan sonra da ortalık karıştı. 10 kişi kaldı. İtirazlar, atılmalar, tepkiler. 10 kişi kaldıktan sonra da Beşiktaş'ı yenmek, ondan puan almak kolay bir iş değil. İyi direnen Antalya Spor. Ama kötü bir hakem oldu. Ortada sadece o pozisyon için değil, diğer pozisyonlara da bakıldığı zaman kötü bir hakem yönetimi var. Ne yazık ki. İçimiz acıdı. Antalya Spor orada 3 puan bıraktı. Geçen Beşiktaş'ı yendi miydi ki Antalya Spor? Antalya Spor mu? Hayır. Yok. Galatasaray ve Fenerbahçe'ye 4 atmıştı değil mi? Evet, Galatasaray'la. O günde de hakemler Antalya Spor'u aşırı derecede korumuştu. Hatta hakem gitti bir de kafayla gol attıydı. Hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Hakem gidip kafayla gol attıydı Galatasaray'la Fenerbahçe'ye. Ali Bey bir yere gelecek, ama bakalım nereye gelecek. Buyurun Ali Toklu. Bey. Antalya Spor gerçekten aşağı doğru iniyor. İyice aşağıya doğru iniyor.
Dün iyi bir futbol sergiledi. Hiç iyi bir futbol oynadı. Ümit veren bir futbol sergiledi. Bir şey söyleyeyim mi? Ozan ayrı şeyler izledik. Yok, aynı maçı izledik. 5 tane pozisyonu Hoyratça harcayacaksın. Başka bir şey o. Bak Hoyratça harcayacaksın. Ondan sonra da diyeceksin ki ilk yarı 0-0 bitseydi ikinci yarı daha farklı olur. 7 olurdu. Ya öyle bir şey yok. İlk yarı berabere bitseydi ikinci devre 7 olurdu Nihat Toklu. Bak bir şey söyleyeyim. Aykırı bir şey söylemek için ya aykırı bir zorlama. Zorlama ya kendini. Bir şey söyleyeyim Nihat Toklu, bu da benim şeyim. Tamam da zorlanma, o kadar futbolcular birbirleriyle küskün. Futbolcular birbirleriyle konuşmuyor. Yönetimle bazı futbolcuların arasında aşırı uçurumlar var. Geçen yıl konuşulan kamuoyundaki Antalya Spor'la bu yılki konuşulan Antalya Spor arasında dünya kadar fark var. Forma aynı. Ama ruh farklı. Mesela bu Nihat Toklu. Vallahi senin kadar olumsuz bir manzara görmedim Ali Bey. Üç iyi para görmedim. Yeni teknik direktörle birlikte belli bir toparlanma sürecine girmiş Antalya Spor. Umut veren bir futbol sergiledi. Doğru. Hakemin hakemin kötü yönetimiyle ben hakem demiyorum ki hakem, kaybetti diye hakem düşünüyorum. Hakem çok iyiydi demiyorum Nihat Toklu. Zaten Barış Şimşek miydi? Barış Şimşek zaten kadrolu Beşiktaş konusunda. Evet. Hakemle bir şey yok. Hakem iyiydi. Bilmem hakem çok güzel maç yönetti demiyorum. Ya biz niye başarısızlıklar üzerinden başarı elde etmek istiyoruz? Ben bunu merak ediyorum ya. Attık da vermedi mi? Ya o başka bir yok, şey. Yok attık. De. Top filelerle buluştu vermedi mi? O pozisyon bak Ali Bey. 45 o pozisyon dün akşamki birçok hakem hocası ve hakem o pozisyona faul çalınmayacağını söyledi. Ama Beşiktaş, Antalya Spor Beşiktaş yapsaydı onun pozisyonuna faul çalınırdı. Ceza alanının içinde olsa penaltı. Dışarıda da faul verirlerdi. Doğru. O anda söyleyelim. Doğru. Hepimiz o alışkanlığımız olduğu için dedik faul. Antalya Spor'a bir an bekledi faul verecek falan diye de bir şaşırdı falan, öyle gol oldu. Dün Hollanda'da Kuyt'ın takımıyla Feyenoord'da kim oynadıydı? Ajax. Ajax. İzleselerdi de görselerdi. Futbol nasıl oynanır? Evet. Beceriksizdi Antalya Spor, doğrudur. Girdiği pozisyonları atamadı, o da doğrudur. İnanmak başarmanın yarısıdır Nihat Toklu. İnanmak başarmanın. Bir şey söyleyeyim. O pozisyonda top gelmiş kaleye girmiş mi? Gol olmuş mu? Ne kadar itiraf, bugüne kadar Katar emiri miydi? Sağdan çektiydi Dünya Kupası'nda. Katar olabilir galiba. Bir tek onlar değil mi skoru değiştirdi? Evet. Başka var mı? Başka yok. Yok. Yani orada o oyuncunun yaptığı doğru değil, Diego'nun yaptığı hiç anlaşılır gibi bir şey değildi. Galiba kötü bir söz söyledi hakeme, o yüzden atıldı diye düşünüyoruz. Ama Antalya Spor'a yazık oldu, onu da söyleyelim. Peki, devam edelim efendim. Hürriyet'le devam edelim. Futbol durumumuz bu. Ha, bu arada Alanya Spor'da konuşmak lazım. Tabii Alanya Spor'da bir gün önceki maçta ne yazık ki kendi sahasında kaybetti. Onu da söyleyelim. Alanya Spor Bursa Spor'a kendi sahasında 2-0 yenildi. Evet, orada da Alanya Spor'un kazanabileceği bir maç gibi görünüyordu ama olmadı. Olmayınca da olmuyor işte. Maçlar önce bütün maçlar kazanılıyor. Sahada kaybediliyor zaten. Sorun da bu ya. Evet. Son siz gol atamayınca birileri gelip atıp gidiyor işte. Böyle bir şeyler oldu. Sonuca bakmamak lazım. 2-0'lık hak edecek bir oyun oynamadı Alanya Spor. Işık veren bir takım. Her iki takımdan ümitliyim Ali Bey, merak etme. Sen de buradasın. Antalya Spor'da, sen de bu stüdyosundasın. Antalya Spor'da kurtaracak. Dünkü futbolu beni umutlandırdı, onu söyleyeyim. Toparlanıyor. Tamam, toparlanıyor. Işte, sen de buradasın, ben de. Ya, evet, toparlanıyor Antalya ben Spor. Ben özür dilemesini bilirim. Peki, o günlerde inşallah göreceğiz. Yakın dilerim zamanda. Dilerim ki aynı şeyi sen de bil. Yakın zamanda göreceğiz. Peki, futbolu bırakalım. Geçelim diğer gündemlerimize. Hürriyet'in manşeti. New York'ta bulduk, konuştuk demiş Hürriyet. İşte herkesin aradığı Baylok demiş. FETÖ ile gündeme gelen şifreli mesajlaşma programı Baylok'un kuruluşundan bu yana patent sahibi olan David Keynes adlı Türk asıllı kişiyi Hürriyet bulmuş. Nereden? New York'ta bulmuş. İsmail Saymaz, Hürriyet'in son dönemdeki başarılı muhabiri İsmail Saymaz bu kişiyi bulmuş ve konuşmuş. Evet demiş, sistemi kullananların %90'ı dünyada cemaatçiydi demiş, Türkiye'de cemaatçiydi demiş. Bu sistemi bir arkadaşıyla birlikte geliştirmiş bu kişi, Türk asıllı kişi. Sonra ismini değiştirmiş. David Keynes'e bakma, bu ismini değiştirmiş. 73 doğumlu bir Türkmüş. Onu söylemiyor, onu yazmamışlar ama
gençliğinde, gençliğinde cemaatin dershanesine gitmiş, ışık evinde kalmış. Bir arkadaşıyla birlikte bu sistemi hazırlamışlar ve cemaat arkadaşı dediğine göre cemaatin emrine vermiş ve o da onlar da epey kullanmışlar. 2016 Ocak ayına kadar kullanmışlar. Onu anlatıyor. Ama bu arada ben geldim gittim diyor. Kimse herhalde benim ne olduğumu bilmiyordu diyor. Yani böyle bir isim olduğunu sahte bir isim sanıyor galiba MİT falan veya devlet istihbarat. Darbeden sonra gelmiş ki dönmüş, Türkiye'ye girmiş dönmüş. Kimse bir şey sormamış. Onu da söylemek lazım. Durum bu Ali Bey. O zaman bilmiyorlardır. Bilmiyorlardır büyük ihtimalle. Baylok'un kimin üzerinden yayın yaptı. Abi şöyle böyle bir isim var ama bu isim sahte bir isimdir diye düşündüler herhalde. İnanmadılar belki de. Birisi David Keynes'in Türk asıllı bir kişi olabileceğini düşünmemişlerdir herhalde. Ama öyle bir yabancı isimmiş. Da olsa eğer bu Baylok'u kullanan şeysi onun üzerine ise ne diyorlar? Patenti onun üzerine ise yani Türkiye'de hiç mi istihbarat birimleri bunu gümrüklere bildirmez? Evet. Yani takma isimle şimdi bir terörist, bir bombacı Türkiye'ye girip çıkarsa takma isimledir diye. 17 Haziran 2016'da Türkiye'ye giriş yapmış. 7 Ağustos'ta darbeden sonra ayrılmış. Darbede ve sonrasında oradaydım. Yani kimse bir şey sormadı demiş. Bunu da söyleyelim. Peki Ali Bey. Ha bu arada iki şehidimiz var. Ama iki şehit haberini pul kadar derim. Hemen hemen pul kadar bir duyuruyla Hürriyet'in birinci sayfasında gördüm. İki şehit diyor. Bingöl'ün Genç ilçesinde PKK'lı teröristler bomba yüklü traktörü patlattılar. İki polis şehit oldu. Çok sayıda yaralı var. Yani bu haberlerde şimdi, bu kadar küçük görmemek lazım. Bu da olmuyor. Yani moda FETÖ ya. Yani bu şehitler o kadar önemli değil. Evet. Evet. Yani bu şimdiki medyadaki yeni şey bu. Peki. Milliyet'e devam edelim. Milliyet'te Huber buluşması var. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Katar emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani'yi kabul etmiş. Huber Köşkü'nde 2,5 saat görüşmüşler. Basına kapalı yapıldı o. Yani evet. Katar emiri. Katar emiri mi şey? Emiri değil Katar mi? Katar emiri. Çok genç. İsmi başında Şeyh yazı var da genç. Şeyh hepsinde var herhalde. Genç, ama şeyh. Böyle şey modern giyinimli biriydi. Evet. Öyle görünüyor. Demek ki ülkelerinden çıkınca. Belki ülkelerinde de böyle giyiniyorlardır abi. Bilemezsin. Ya ülkelerinde. Katar'da şey var mı? Arap elbiseleri var. Vardır canım vardır. O milli giysiler farklı. Orada isterse bu şekilde de geziyorlardır. Dubai falan şey değil ki. Biliyorsun modern bir yer. Dubai sanki Avrupa gibi. Başikat'a ilk ateş haberi var. Abluka'ya alınan Başikat'a DAEŞ'e ilk ateş, Peşmerge'nin yardım talebi üzerine Bağdat'ın boşaltılmasını istediği Türk üssünden açılmış. Topçu desteği vermişiz Peşmerge'ye. Ali Bey, Başikat'a. Peşmerge'nin de Başika kasabasından girdiği söyleniyor. Türk üssünün bu yakındaki kasaba Başika. Oraya girdiği söyleniyor. Evet. İşleri bu ara dışarıdaki savaş işleri, dışarıdaki politika çok farklı. Yani neyin ne olacağı tam net değil. Hızlı şekilde gelişiyor. Değişiyor. Bir tarafta Suriye'de aynı şekilde savaş var. Türkiye'nin de müdahil olduğu. Bir tarafta da Irak'ta, iki tarafta topyekun inşallah oralara girmeyiz. Savaşın içinde yer almayız inşallah. Öyle bir durum bizi nereye götürür? Ayrı bir tartışma konusu. Orta Doğu cehennemi, cehennem. Çamura bıraktığınız zaman girmeyiz mi diyorsun sen? Ya, girmedik mi yani? Böyle bir şey yok. Birazcık karıştık da tam anlamıyla karışmadık. Geri mi çekildik? Tam anlamıyla karışmadık şimdi. Yok yok geri mi çekildik? Yani şimdi gidip çıkacağız gibi görünüyor mesela şeyde. Nereye bugüne kadar girip de çıkabildin? Bir de Orta Doğu batağına gireceksin, Suriye'ye ya da Irak'a çıkabileceksin ha. İşte orası biraz Amerika çıkamadı Nihat Toklu. Evet, o biraz karışık bir olay. Bekleyelim bakalım Ali Bey. Umarız bataklıkta kalmayız. Yeni başkan Durakoğlu olmuş. İstanbul Barosu'nun seçimlerinde en yakın rakibine 10 bin oy fark atan önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Mehmet Durakoğlu İstanbul Barosu'nun başkanı seçilmiş. Sanıyorum İstanbul Barosu dünyanın da en büyük barosu üye sayısı açısından. Onun başkanı seçilmiş. 23.092 oyun 13.019'unu almış. Meclis Başkanı İsmail Kahraman da avukat olarak
baro seçiminde oy kullanmış. Tabii oy kullanırken de bir takım bazı avukatlar da Che Guevara'yı ilgili sözlerini protesto etmişler. Bazı avukatlar İsmail Kahraman'ın o sözlerinde unutmamak lazım. Neden estiyse dünyanın saygı duyduğu Che Guevara'ya ne demişti? Eşkıya mı demişti? Öyle bir şey demişti. Bir eşkıyanın fotoğrafını yani, demişti. Yani böyle bir şey. Tişörtle yakalarını zaten takarak. Dünyada emperyalizme karşı direnenlerin simgesi, direnişin simgesi olan bir kişi. Ne taraftan kişi. Baktığına bağlı. Ya, Türk olsun, Müslüman olsun, olmasın herkesin bir şekilde saygı duyduğu bir isimdir. Bizimle de sıkıntısı olan birisi değil sonuçta. Dünyada nerede var şeyde Atatürk Han'ın talibi ilk nereye açılmış? Küba'ya. Küba'da. O da Küba devriminin yaratıcılarından ama birisi. Ama Kübalı değil. Kübalı değil ama dünya insanı. Bu dünya insana saygı duyuyor. Mesele orada zaten. Dünya insanı. Mesele orada zaten. Peki Ali Bey, gelelim bölge gündemimize Hürriyet Akdeniz'de. Gel, Antalya'ya gel. Antalya'ya gelelim. Güzeldir. Türkiye gündeminde Antalya, pek bir şey yok. Antalya güzeldir. Antalya peki. Dünya kentidir. Antalya'da her şey çok farklıdır. Antalya'ya baktığınızda peki, gözünüz, gönlünüz açılır, ruhunuz açılır. Bakmayın öyle kale kapısındaki sidikli kokulara falan. Onlar gelip geçici. Onlar bugün var, yarın yok. 3 sene daha çekersin. 3 sene sonra gelen artık nasıl vallahi düşünürse. Siz farklı bir şey anlatıyorsunuz galiba. Dün, cumartesi günü Dokuma'ya indik. Cumartesi pazarı var biliyorsunuz Dokuma'da. Dönerken inmek mi dönmek bir sıkıntı. Yollarda mesela Yıldırım Beyazıt Caddesi önemli bir ana arterdir bizim oradan inişte, Masa Dağı'ndan inişte. Bakıyorsunuz kaldırımlar kazılmış, otobüs durağının yerine yerler esiyor filan, sağında solunda durak arıyorsunuz. Toz toprak içinde ne zaman biteceği belli değil. Bu altyapı çalışmalarının şey mi yapılıyor galiba? Doğal gaz çalışması mıdır nedir, bir şeyler oluyor filan. Trafik. Ya o zaman Güllü'ye falan inersen sen isyan edersin. Trafik her cumartesi içinde. O zaman sen Güllü'ye falan ki, inersen. Bu şehrin kuzeyi bu. Bir de merkezine indiğiniz zaman oralar nasıl, ne haldedir? Niye böldük biz şehri 4'e? O yüzden mi diyorsunuz? Tabii 4'e böldük. Şimdi, böl, parçala, yönet. Şimdi bak önceden tramvay geçti Isparta şehir planı üzerinden. Hı hı. Tramvay geçti. Şehri doğu ve batı olarak ikiye böldü. Evet. Ondan sonra baktılar ki ikiye bölerek bir şey tam olarak idare edilemiyor, yapılamıyor. Ne yapalım? 4'e bölelim ki daha çabuk ya da yönetebilelim. Tuttular bir de Çallı Kavşağı'nı koydular, üst geçit koydular. Ondan sonra böldüler 4'e mi, baklava dilimi gibi. Bir tepsiyi 4'e bölersin ya, baklava dilimi gibi 4'e bölündü. Ondan sonra altlarında mahzenler yaptılar geçiş yolu olarak, kapkaranlık. Niye? Tecavüzcüler, ondan sonra bali koklayanlar, bu tür uyuşturucu müptelaları oralarda rahat geçinebilsinler, rahat bir şekilde mekan tutabilsinler diye oraları. Normal insanlar geçemesin oralardan. Aşağıya inişte olmasın yaya olarak. Kaç gündür buradan söylüyoruz şu üst geçidin, Çallı üst geçitinin yayalar için oluşturulan o ara mehvezinden geçebilecek bir tane yürekli bürokrat arıyorum ya sabah karanlığında ya da akşam karanlığında. Işık yok, bir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Bir tane yürekli bürokrat var mı? Karayolları. Neredeyse 50 metrelik bir tünel. Karayollarının burası. Evet. Burası büyük şehrin değil, karayollarının. Karayolları yapacak herhalde onu. Evet, ışıklandırmasını. Bir tane o karayollarında bürokrat var mı? Kendi karısını, kızını, çocuğunu oradan geçirebilecek bir tane. Evet. Hangi kentten söz, hangi güzel kentten söz ediyorsunuz? Antalya güzel kent, doğal olarak muhteşem güzel. Dünyanın en güzel kenti. Fakat doğayı bitirmek ve kenti bitirmek üzere de en çabuk biten kent ve en çabuk bitirilen kent. Evet. Peki Ali Bey. Evet. Güzellikleri yok. Bu var. Az önce söyledik. Düzlerçamı çok güzel bir yer. Konyaaltı çok güzel bir yer. Halen daha Konyaaltı'nda önümüzdeki sezon denize girilebilecek mi? Gel ha şimdiden başlayalım Nihat Toklu. Ekim'deyiz. İhalesi, mihalesi ne olur? Ekim'deyiz Nihat Toklu. Bugün Ekim'in kaçı? 24'ü. Pazartesi mi, çarşamba mı? Pazartesi. Çarşamba diye daha sonra ben seninle niye öyle dediğimi söyleyeceğim de. Evet. Bugün 24'ü ve pazartesi değil mi? İstiyorsan bugün bir imza atalım seninle. Hı hı. Önümüzdeki yaz Konyaaltı plajları
halka hizmet ev verecek mi vermeyecek mi? Dört tane direk dikerek değil. Plaj olarak yani böyle tam Antalya'ya yakışır bir şekilde verecek mi vermeyecek mi? Vallahi zor bir soru sordun Ali Bey. Buna cevap vermek ben veremem şu anda. Şimdi ihale yapıldı mı yapılmadı mı, oranın ihalesi kim üstlenecek? Yapılsa şimdi başlasa ancak yetişir Mart'a Nisan'a. Ben bilmiyorum abi, bak ben de senin gibi. Evet, yani bak, böyle bir şey de, duymadık şu anda, duymadık. Ya Toklu bak, ben de bir şey bahise yani beraber bahse gireceğiz. Ya ben bir şey duymuşum da ya da bilmem ne için söylemiyorum. Şimdi önceki Antalyalı olan da sensin. Antalya'yı çok iyi tanıyan. Büyükşehir Belediye Başkanı'yla mesai arkadaşlığı yapan, yani aynı ortamlarda mesleki olarak. Önceki projede Konyaaltı projesiyle birlikte Boğaçay projesi de vardı. Boğaçay şimdilik kaldırılmış görünüyor. Bu projenin içinden çıkarılmış görünüyor. Ayrı çalışılacak. Ama bakıyorsunuz sahillerle ilgili düzenlemeye de henüz başlanmadı galiba. Öyle bir şey duymadık. Ne zaman başlanır? Yetişirmiş yaza. Büyükşehir'de bürokrat değilim ya. Evet, yani bu biraz zor bir soru sordunuz Ali Bey. Şu anda ışık görünmüyor. Sonra ben söylemiştim değil mi? Ben bir şey demedik. Bak ışık görünmüyor şu anda. Seneye orada orası düzenlenir diyemiyoruz. Öyle bir şey söylemek mümkün değil. Tekrar eski düzenle devam edecek gibi görünüyor. Bu gidişat onu gösteriyor. Peki Ali Bey, bir anda saate de bakıyorum. Hürriyet Akdeniz'in manşetinde başlayacağız. Durak çilesi demiş. Önemli bir konuya giriyoruz çünkü. Minibüsçi esnafının Büyükşehir Belediyesi ile girdiği güç savaşı toplu taşıma araçlarıyla evine, işine giden vatandaşı perişan etti denilmiş. Uzun süre duraklarda araç bekleyen vatandaş balık istifi yolculuktan kurtulamıyor. İşte tepkiler demiş. Evet, hani bu rahmetli Kemal Sunal'ın filminde vardır. Minibüs bir filminde vardı galiba. Ünlü bir de filmiydi. Minibüs gelir, hücum eder herkes, böyle ezilir insanlar filan, böyle güç bela içeri girerler filan, böyle görüntüler vardır. Buna benzer görüntüler ne yazık ki şu anda yaşanıyor birçok durakta. Uzun uzun bekleyişler, kuyruklar ve binmek için uğraşıyorsunuz. Araçlar tıklım tıklım, boş yer yok. Büyük bir sıkıntı var birçok yerde. Bir geçiş dönemi diye değerlendirmeye çalışıyoruz. Anlayış gösteriyor insanlar geçiş dönemi. Bu geçiş dönemi ne kadar sürecek o da tartışılıyor şu anda. Yeteri kadar önlem alınmamış görünüyor. Katılmayan, belki sisteme girmemekte direnen minibüsü sayısının bu kadar fazla olacağını düşünmediler herhalde. Tabi bu geri adım atılması anlamında söylemiyoruz bunu ama bunların planlaması yapılmalıydı. Kestirilmeliydi böyle bir şey olabileceği. 2007'de mi yapılmıştı yerel seçimler? Hangisi? En son 30 Mart. 2014. Şey neyse 2014'te mi yapılmış? 2014'te yapıldı. 3 sene önce. 2014'teki yerel seçimlerde bugünkü bu minibüsçülerin başında olan başkan, eski başkan istifa etti. Çünkü ikincisi de istifa etti. Öyle mi? Yeni gelende. Ali Tüzün'ün yerine gelen de dayanamadı. İki hafta önce, 10 gün önce mi göreve gelen birisi? 9 gün dayanabildi. Hatırlıyor musun? Burada bir şey söylemiştim Nihat Toklu. Ne demiştin Ali Bey? Ne demiştin? Medyada bir iki fotoğrafı yayınlandıktan sonra az dur dedim, bir ısınsın, daha söylenecek çok şey var demiştim. Av yaparken fotoğrafları vardı. Avcılıkla ilgili vardı ama bunlar dedim hiçbir şey. Bu avlar devamı gelir demiştim. Değil mi? Burada. Evet. Devamı gelmedi. Şu anda da başkan olmadığı için, resmi bir kamu görevi olmadığı için normal bir üyedir. Onunla ilgili bir şey söylemiyorum. Evet. O dönemde dedim ki az biraz ısınsın olaya. Ya Toklu, cumartesi günü ya da cuma günü bir toplantı yapılıyor. Sosyal medyanın bir bölümünde var. Buradan söylüyorum. Burasımız Cumhuriyeti değil. Kim söylüyor bunu? Siz mi söylüyorsunuz? Muz Cumhuriyeti'nde yaşamıyoruz. Demokrasi var. Hakkımız var. Hukukumuz var. Büyükşehir Belediye Başkanı'na dava bugün Büyükşehir'de aslında esnafı koruma yasası var. Ancak Büyükşehir'in koruma yerine esnafı yok etme çabası var, yasası var Antalya'daki Büyükşehir'e göre. Ondan sonra bugün görevi kötüye kullanmaktan savcılığa suç duyurusunda bulunacağım. Bir dakika Ali Bey. Bir dakika. Bunları siz söylemediniz, biliyoruz. Siz kimin söylediğini söylemeyin.
İkinci bölümde devam edelim. Bununla devam edelim. Niye benim söylemediğimi bir şey diyorsun? Yok, bunları söylemezsiniz. Esnafa suç duyurusunda bulunacağım demezsiniz herhalde Büyükşehir'e. Esnafa değil. Yok. Büyükşehir Belediye Başkanı'na suç duyurusunda bulunacağım. Bunu siz yapmayacaksınız. Yapmadığınız belli. Siz yapmayacaksınız bunu. Onu tahmin edebiliyoruz. Peki kimin söylediğini de ikinci bölümde konuşalım. Nerede söylenmiş bu ağır sözler? Bunu ikinci bölümde konuşalım. Evet efendim, kısa bir aramızdan sonra ulaşımla, Ali Bey'in dile getirdiği konuyla başlayacağız. Ulaşımı konuşacağız. Bizden ayrılmayın, hemen dönüyoruz. Yeniler, tuz odası stresi alır, sauna toksinlerden arındırır, çamur banyosu cildinize pürüzsüz ve parlak bir görünüm kazandırır, kese köpük masajı dinlendirir, rahatlatır, uzak doğu masajı gevşetir, huzur verir. Daha zinde bir beden, daha rahatlamış bir zihin ve tazelenmiş bir ruh için hepsi bir arada Peloit Antalya'da. Dilerseniz bütün bu hizmetleri VIP suitlerimizde paket olarak da alabilirsiniz. Peloit Antalya, dört dörtlük dinlenme, rahatlama ve canlanma merkezi. Gelin, harika bir gün geçirin. Dinlenin, canlanın. Hayata yeniden bağlanın. Artık gezme zamanı. İstikamet Kemer tarafıysa yakıtınızı iPad'den alın, güler yüzlü, kaliteli hizmetle tanışıp uygun fiyat avantajları sayesinde sürekli alımlarda yakıt alırken bile kâr edin. iPad, LPG'de her zaman en düşük fiyat. ...7806... Ürünümüz her zaman pazarda yerini koruyan bir ürün. Her zaman farklılığını hissettiriyor. Raf ömrü uzun olan bir ürün. Pazarda fiyat farkıyla da önde bir ürünümüz. Kalite ve güvence olarak da her zaman tüketiciye tavsiye edebileceğimiz bir üründür. Çok güzel renk vardır, çok güzel raf ömrü vardır. Pazarda yeri oluşmuştur. Bu 7806'nın ilerleyen yıllara kadar çeşidin devamlı pazarda yer alacağına inancımız vardır. Ve kazançlı bir üründür. Tonaj olarak çiftçimize kazandırıyor. Biz de komisyon olarak sattığımız ürünlerde kolay sattığımız için pazarda yerini rahat alıyoruz. Lezzet var. Kırmızılıkla ve tonajında tüketiciye kazandırıyor, üreticiye kazandırıyor. Kalitesiyle, lezzetiyle 7806'ya daima güveniyoruz. Türkiye'nin en modern halı temizleme fabrikası olarak 38 yıllık tecrübeyle hizmet vermeye devam ediyoruz. Sağlığınız için kazancımızı değil, hizmet kalitemizi artırıyoruz. Kurumsal işletmeciliğin adresi, sınıfında lider kuruluş, Akdeniz Halı Temizleme Fabrikası. Damla damla hizmetten modern işletmeciliğe. Akdeniz Halı Temizleme, Konyaaltı, Antalya. Telefon 0242 259 57 57. Akıllı domates SV7870. Güçlü bitki, yüksek sıcaklıklarda mükemmel meyve tutumu, yüksek verim. Çatlamaya dayanıklı yuvarlak yapısı, uzun raf ömrü ve Türk damak tadına uygun lezzetiyle tüketicinin tercihi. Yurt içinden de yurt dışından da yüksek talep gören SV7870 akıllı domates yüzünüzü güldürür. 7870 akıllı domates erken güz döneminde üreticinin ve tüketicinin bir numaralı tercihi. Proto tohum üreticiye kazandırır. Etin sanat haline geldiği yer Veli Cengiz Et.
Usta ellerde özenle işlenen, en güzel sofralarda ziyafetlere ilham veren en lezzetli et ürünleri Veli Cengiz Et'te. Bol ürün çeşidiyle Veli Cengiz Et yıllardır Antalya'da et severlerin ilk tercihi. Veli Cengiz Et'in marka haline gelmiş özel imalat sucukları, gerçek sucuk tadını özleyenler için özel olarak üretiliyor. Beyaz etin, kırmızı etin, sakatat çeşitlerinin hepsi de özenle işlenerek bereketli sofralarda yemeklerinizin lezzetine lezzet katıyor. Veli Cengiz Et, eti sanat haline getiriyor. Derya'da bu hafta çocuk istismarı ve sinema konuşulacak. Derya Uğur Demirhan'ın konukları Avukat Esra Gencer, Defne'nin Bir Mevsimi filminin yönetmeni Mehmet Öztürk, oyuncu Arin Sibel Arslan ve oyuncu Mehmet Kefli olacak. Derya'da bugün saat 14'te canlı yayında Kanal V'de. Makro'da bu hafta süper indirimler sizleri bekliyor. 28 Ekim tarihine kadar 30 lira ve katlara alışverişlerinize 1 kilogram Cem Ayvalık Taş Kırma Zeytin sadece 9 lira. Makro, bu ülkenin marketi. Klas, kaliteli, şık, sofistike. Restoran düşünün. En zor beğenenleri bile kendine aşık ediyor. Hilmi Beken Restoran. Bir dünya otel, bir dünya eğlence, bir dünya lezzet, bir dünya hareket, bir dünya macera, bir dünya heyecan. Bir dünya destinasyon, bir dünya mutluluk, bir dünya keyif, bir dünya sevgi, bir dünya tatil. Şimdi her yer size daha yakın. Radyo Max, Antalya'nın radyosu. Tekrar birlikteyiz efendim. Antalya Gündem programı devam ediyor. Programımızın ikinci bölümündeyiz. Evet, ara verirken bir konuya başlamıştık, ulaşıma başlamıştık. Ali Bey suç duyurularından bahsetmişti, birilerinin suç duyurusunda bulunacağından bahsetmişti. Kendisi değil diye düşünüyoruz. Evet Ali Bey, konuya devam edelim. Sizin okuduğunuz bu açıklamalar kimindi? Tekrar bir daha söylerseniz. Burası Muz Cumhuriyeti değil. Muz Cumhuriyeti'nde yaşamıyoruz. Demokrasi var, hakkımız var, hukukumuz var. Büyükşehir kanununda esnafı yaşatma yasası kuralı var. Antalya Büyükşehir'in koruma yerine yok etme yasası var.
Ondan sonra devam ediyor. Görevli, yani genelde Büyükşehir Yasası'nın esnafı koruyan dair bir yasası vardır. Var. Ama Antalya Büyükşehir Belediyesi tam tersine diyor ki yapıyor, esnafı yok ediyor diyor, iddiasında bulunuyor birileri. Ve diyor ki görevi kötüye kullanmaktan pazartesi günü, yani bugün savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Evet, bunu söyleyen Ali Tüzün. Gelelim Ali Tüzün'ün. Ali Tüzün de cuma günü yaptığı bir, cuma ya da cumartesi günü yaptığı bir toplantı ki mevcut elimizde görüntüleriyle mevcut. Bir grup minibüs esnafı ile birlikte toplantı yapmış. Buradan da ben suç duyurusunda bulunuyorum. Bizi kimlerin taşıdığına dair. Yıllarca, aylarca söyledim ama hiç kimse faaliyete geçmedi. Aynen söylediğini söylüyorum. Ali Tüzün'ün konuşmaya başlarken elimizde mevcut. 5'ten 10, 11, 12'ye kadar çalışıyoruz. Sabah 5'ten, 05'ten 10, 11, 12'ye kadar gece. Evet. Canımız kime emanet? Tek şoförle mi çalışıyoruz, evet, anlamında diyor herhalde. Evet. Sabah 5'te diyor, biniyoruz diyor, şeye kontağı açıyoruz diyor. Gece 11, 12'ye kadar diyor çalışıyoruz diyor. Antalya'yı taşıyan esnafız, doğru. İşte evet, bir de diyor arabayı yıkıyoruz. Şu bu sabah bilmem kaçta kaç saat uykuyla çalışıyoruz diyor. Yani tek sürücü, tek şoförle yapılan bir işlemden bahsediyor. Evet, diyor ki anlaşıldığı kadarıyla 100 TL günlükle 20-23 gün çalışabiliyoruz diyor. 2300 lira diyor alıyor diyor bir esnaf, şoför, yani şoför. Hı hı. Araba sahibi de ayrı kazanıyor, bilmem ne diyor, şudur bilmem ne. Sayın Türel'i seçimlerde destekledik. Helali hoş olsun. Oradan biri çıkıyor. Başkan bunu söylerken diyor ki radyodan destekledik diyor. Halka radyo dinlettik. Yani 2000. Toplu ulaşım araçlarında radyoları açtık. Sayın Türel'e yönelik yayın yaptık. Destek yayın 2014 yaptık. 2014 müydü? 30 Mart. 30 Mart 2014. 2014 seçimlerinde nelerin olduğunun bir perde arkası. Neler yapıldı o zamanlar, neler oldu. Evet. İşte ondan sonra şu bu. Daha sonra diyor ki valimizden, Antalya valimizden, ya sorunlarımızı çözelim bu işte ikiye birler bilmem ne. AKP il başkanından ve diğer partilerin il başkanlarından rica ediyorum diyor. Esnaf sokakta kalmasın. Diğer partilerin il başkanlarına, diğer partilerin belediye başkan adaylarına, diğer partilerin seçilmişlerine ana avrat ağzı alınmayacak sözler, küfürler ederken bugünleri de düşüneceksin işte. Ya sen bir meslek ya odası başkanıysan bunlar herkes düşünecek. Peki ama öyle bir şey, hakaret anlamında bir şey söylemiş miydin? Anlamadım. Zamanda? Seçimlerde sen neler, CHP il başkanıyla ilgili neler olmuştu? Başka bir partinin il başkanıyla ilgili neler olmuştu? Ya toklu. Kent hafızası olacak insanlarda. Unutmayacaksın bazı şeyleri. Anladım. Yani şey, yani bu tabii bu, şu iddia, yani diğer partilerin il başkanlarına, AKP dışındaki il başkanlarına sert sözler söyledi. O zaman sert sözler söyledi. İddiası vardı. Vardı. O dönemlerde vardı. Şimdi de diyor ki valimizle... Ben hatırlamıyorum, onun için söyledim. Hatırlamıyorum. Ya toplu şey. Nasıl hatırlamıyorsunuz? Ya diğer bu kentte yaşamadınız. Hani destekleyebilir. Diyelim ki Büyükşehir adayını destekleyebilir. Sayın Türel desteklemiştir de. Ama diğer partilere de bir il başkanlarına, partilerin kişiliklerine hakaret ettim mi veya sert sözler söyledim mi hatırlamıyorum. Böyle iddialar vardı. Böyle iddialar vardı. Bu ama bunu valimizden, iddia olarak söyle. İddia olarak söylüyorum. AKP il başkanından diğer partilerin il başkanları. Ne oldu diğer partilere? He? Sen AKP'den başka il parti tanımıyordun. Menderes Türel'den başka başkan tanımıyordun. Öyle miydi? Evet. Seçildiği gün bilmem kaç arabayla konvoya katıldı. Ha, şimdi Antalya'da ne oldu? Baktı ki tek kaldı. Anladım. Bu konuda yine söylüyorum, baştan beri söylüyorum, Menderes Türel'i destekliyorum. Sonuna kadar destekliyorum. Hiç şeysi yok. Evet, Ali Bey. Bir de bu arada Ayasofa giydiriyor kendi kafasına göre. Hı hı. Başkan Adnan Dere'ye. Diyor ki, seçilmeden koltuğa oturdu. Yani böyle şey olarak, rahmetli Abdullah Selimçi'nin ölümünden sonra ucuz kazanılmış bir yer olarak şey yapıyor. Birilerine biat ediyor diyor. Esnafın sorunlarını diyor düşünmüyor, birilerine biat ediyor. Sesi var, kendi sesinden dinletirim isteyeni. Çıksın desin ki yok böyle bir şey, istediğini veririm ben. Kendi esnafına, yani büfeciler, bayiler odası başkanı ya. Şey.
aynı zamanda. Adlandere. Adlandere. Kendi diyor esnafına diyor faydası olmayan bize mi faydası olur diyor. O kendi iddiası tabii. Onun böyle bir kimin kime faydası olduğunu üyeleri biliyordur. Sayın ben demiyorum ki. Küzün ne kadar ben biliyor bilmiyorum. Ben demiyorum ki Adlandere böyle bunları söylüyor diyorum söylüyor. İddia peki, ediyor. Peki tamam söyle söyle anladım. Peki Ali Bey. Ali Tüzün'ün iddiaları bu şekilde. Necdet Aksel diyor ki hafta sonu Saat Kulesi'ne gittik. Uzun zamandır gitmiyordum. Gerçekten sidik kokusundan durulmuyor. Yabancı misafirler burunlarını kapatarak geçiyorlar. Menderes Başkan bu konuyu el atması lazım. Yakışmıyor. Kimse muhalif zannetmesin. AK Parti'ye oy veren Menderes Başkan'ı destekleyen biri olarak söylüyorum. Evet. Necdet Aksel AK Parti'ye oy veriyor. Ben vallahi Necdet Aksel'i sanki muhalif gibi hatırlıyorum. Ya. Şimdi Nihat Toklu. Bu kentte hiç kimse bu kentin geri kalmasını istemiyor. Ama bu kenti de kent bilinci olan insanlarla yaşamak istiyor. Bunun yaşayanında da kent bilinci olacak, idarecisinde de, seçileninden de, oda başkanında da, STK'sında da, herkesle kent bilinci olacak. Ben işte elimde bir mendil ya da çöp atayım, çöpçünün işi bu düşüncesinde olan insanların kentte aynı ortamda yaşayamazsın zaten. Çekirdeği beni gibi çitletip de yere atan insanlardan kent bilinci olmaz Nihat Toklu. Kendimi de katıyorum bu işin içine. O olaydan sonra, yediğim fırçadan sonra mümkün değil. Anladım. Peki, tamam. Bu konuyla ilgili bir gelişme vardı, onu okuyayım. O zaman söyle abi. Antalya Körfez'in bir haberi. Yeni otobüsler Antalya'ya getirildi. Ben bunu bir müjde olarak gibi kabul ediyorum. Minibüslerin şehir merkezinde çalışmasını yasaklayan yerine 12 metrelik otobüslerle hizmet verileceğini duyuran Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda aldığı 50 otobüsün 30'unu Antalya'ya getirdi. Dokuma'daki garaja çekildi bu araçlar. Turkuaz renkliymiş otobüsler. 30 yeni otobüs sefere çıkmak için bekliyorlarmış. Geldiğine göre hemen işlemler yapılsın. Bu otobüslerin bir an önce sefere çıkmasında fayda var. Çünkü gerçekten yoğun bir şekilde 30 otobüs Antalya'nın derdine biraz çare olur. 30 yeni otobüs, yeni sefere çıkacak 30 otobüs. Kalan 50 de gelsin, 20 de gelsin. 50'ye tamamlansın ki insanlar duraklarda sıkıntı çekmesinler. Bu önemlidir. Büyükşehir'e buradan çağrımızı yapalım. Biraz hızlandırmalarında fayda var bu işleri Ali Bey. Göreceğiz bakalım diğer konular nasıl gelişecek. Onları da zamanla göreceğiz. Sayın Tüzün'ün iddia ettiği konular suç duyurusunda bulunacak mı bugün Büyükşehir'le ilgili? Onları da bekleyip izleyeceğiz Ali Bey ama ulaşımla ilgili tartışmalarımız şu anda devam ediyor. Ama Büyükşehir Belediyesi'nin cuma günü değil mi açıklaması vardı. Kararımızdan dönmüyoruz. 31.12.2016'nın son tarihi. Evet yani iki minibüs birleşip mutlaka otobüs haline 12 metrelik otobüse dönüşecekler. Başka türlü bu işin çözümü yok. Alınan karar budur. Mahkemelerin kararı da bu yöndedir. Başka türlüsü olmaz diye net şekilde nokta koydu Büyükşehir Belediyesi cuma günü yapılan yazılı açıklamasında. Evet bu konuda herkesin şakpasının önüne koyup düşünmesi, karar vermesi gerekiyor. Minibüs esnafının da karar vermesi gerekiyor. Ali Tüzün'ün kişisel durumları farklıdır. O da istifa etti. Yerine bir yönetim geldi. Değil mi? Yerine başkan yardımcısı veya Mustafa Dinleten yönetimdeydi. O da, onu da diyor. Diyor ki bak diyor ben iş ayrıldıktan bıraktıktan sonra yerime diyor İmam Hatip mezunu diyor arkadaşım olan diyor Mustafa Dinleten'i getirdik diyor. Ha, İmam Hatipli olunca ne oluyor merak ediyorum. Yani onun fotoğrafı nasıl hatırlıyoruz? Bir geyik avında değil mi? Geyik miydi? Evet. Dağ keçisi avında. Bir fotoğrafını gördük. Sen sadece onu gördüğün için. Ben onu gördüm. O fotoğrafla domuz avı da var. İmam Hatipli'yi yan yana getiremedim. Şimdi böyle ben bilmiyorum. Ali Tüzün'ün söylediği İmam Hatipli arkadaşım ben dedi ona dedi şeyim kefilim halen daha kefildim dedi. Halen daha kefilim. Ama o da diyor 9 gün kalabildi diyor. Sayın başkana göre diyor, Türel'e göre diyor bir başkan nereden bulacağız diyor. Evet 9 gün. Ya onu kadar. Da diyor ki esnaf olarak başkan Türel'e göre başkan bulamıyoruz. Bir de şey var şimdi yönetimle birlikte istifa etmiş galiba. Yönetimle birlikte istifa etti. Yeni Tüzün'ün yerine geçen Mustafa Dinleten yönetimle birlikte istifa etmiş. En akıllı işi yaptı. Tüzün tek başına istifa etmişti. Şimdi yerine gelen şoförler yok. Antalya Otobüsler Esnaf Odası baş yönetimiyle birlikte istifa etmiş. Şu anda yönetimsiz. Etti. Öyle mi? Etmeseydi çok daha yıpranırdı kamuoyunda. Çünkü daha o fotoğraflar hiçbir şey.
Ha, anladım, anladım. Peki, böyle bir durum var diyorsunuz. Milliyet Akdeniz'deyiz efendim. Milliyet Akdeniz'in manşetinde bir felaket haberi var. Pazar felaketi diye vermiş. Yolcu otobüsüyle otomobil kafa kafaya çarpmıştı. 3 kişi öldü deniliyor. Akseki'de meydana gelen bir olay bu. Evet, Akseki yakınlarında Manayit mevkiinde dün saat 10 sıralarında kaza meydana gelmiş. Konya istikametine giden 30 yaşındaki Tuncer Adıgüzel'in kullandığı yolcu otobüsüyle karşı yönden gelen Ali Karakoç'un kullandığı otomobil çarpışmış. İkisi de Konya plakalı. Çok sayıda ambulans, itfaiye ekibi sevk edilmiş. Ne yazık ki 3 kişi, 70 yaşındaki Rahime Karakoç ile Nuray Karakoç otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirmiş. Karakoç da ölmüş. Evet. Anladım. 3 kişi yaşamını yitirmiş. Burdur'un Ağlasun ilçesinde gene bir tır kazası var. Sürücünün ne yazık ki kolu kopmuş bu kazada da, böyle bir durum söz konusu. Buradaki tek belki şey, olumlu haber, Akdeniz renkleri Antalya'ya sardı şeklinde Ali Bey. Bir şey mi diyecektiniz? Onu okuyacağım da. Önünde de ben bir iki... Yener Ulusoy Bulvarı ile ve Güllük Caddesi'nde büyük şeyin, Muratpaşa Belediyesi'nin binaları sağlıklaştırma ve boyama projesi var. Bu belli bir aşamaya geldi. 114 binanın 79'unun boyaması tamamlanmış. Şu anda bakıldığı zaman bile gerek Yener Ulusoy Bulvarı'na gerek de Güllük Caddesi'nde bir güzel bir görünüm ortaya çıkabiliyor. Çok büyük bir masrafla yapılan işler değil bunlar ama bir görsel güzellik ortaya çıkıyor. İki mahallede, iki ana cadde üzerinde güzel bir görüntü var. Daha önce Mevlana Caddesi'nde de olmuştu değil mi Ali Bey? Orada da güzel ilk olmuş. Denemesi orada olmuştu ve güzel olmuştu. Yani evet. Kent farklı. Keşke şöyle kesebilsek üstlerini de bazen. Bazı binaların değil mi? Evet. Üst katlarına yukarıdan baktığın zaman gerçekten bina görünümü olsa. Ya mezbelerlik bir çoğu. Kiremit yapısı olsa mesela değil mi? Kiremit yapısı olsa. Keşke öyle bir şey olsa. Bu güneş ısır enerji sistemleri diğerler depo gibi kullanmasak onların bir şekli şemali olsa. Şimdi şey sanılıyor ki sadece Türkiye'de var güneş enerjisiyle su ısıtma sistemleri. Hayır. Bizim gibi Akdeniz ülkelerinin çoğunda var ama gittiğin zaman bir İtalya'da bu manzarayı görmüyorsunuz. Yunanistan'da bu manzarayı görmüyorsunuz. Çünkü onlar hem çatılarını kiremitle kaplıyorlar ve onu bir şekilde kamufle ediyorlar ve güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Yukarıdan bakıldığı zaman güzel bir görüntü ortaya çıkıyor Ali Bey. Dediğinize katılıyorum. Peki, bir şey diyecektiniz, söyleyin. Bir şeyler var, onları anlatayım. Dinleten istifa etmiş. Antalya Minibüs Otobüs. Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı. Odası Başkanı Mustafa Dinleten sadece kendisi istifa etmiş. Kalan yönetim yedekle devam ediyormuş ama oradaki konuşmada hepsi birlikte istifa etti diye şeysi vardı. Evet, yönetim istifa etti evet. Anlamındaydı. Demek ki o şekilde ilmiş, yönetim kurulu devam ediyormuş. İki istifa olduğuna göre alttan yedeklerden iki kişi daha gelir, onlar devam edecek. Yasin Aslan kim? Ali Bey? Yasin Aslan? Evet, öyle bir... Yeni başkan mı? Yeni başkanın o olduğu... iddiaları dolanıyor. Otobüsler Esnaf Odası'nın yeni başkanı diyorsunuz. Ondan sonra araçların 4-5 gün plaka işlemi sürer. Ha şu belediyenin aldığı yeni otobüsler. Yeni gelen otobüslerin 4-5 gün sonra yavaş yavaş bunlar trafiğe çıkar. Haftaya diyorsunuz herhalde trafiğe çıkmaya bunlar başlar. Geçici plakayla şeye koyulamaz mı? Yani bir şey yani çünkü biraz hızlandırılması kamu, gerekir. Yani kamu bunların. Açısından olduğu için yani senin benim yok. Arabam olsa kişisel olsa sorun değil ama kamunun bunlar. Yani 30 tane yeni otobüs Antalya trafiğine biraz ilaç olur. Kent içi trafiğe biraz ilaç olur. Bu sıkışık günlerde biraz rahatlama sağlar. Bunu yapmak lazım. Büyükşehir'e bir kez daha işleri hızlandırın diyelim Ali Bey. İşleri biraz hızlandırın. Evet. Şimdi Muratpaşa Belediyesi'nin şeyi ne kadar? Muratpaşa ilçesinin nüfusu? 450 bin civarında herhalde değil mi? Kaç? 452 küsur. 450, evet. 460 olabilir. 421.766 nüfuslu bir şehir var. Yeşil Giresun diye. Giresun diye. Giresun. He. Onun Yeşil... da Yeşil Giresun diye bir basketbol takımı var. Evet. Süper Lig'de. Şeyde Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde dün Fenerbahçe'ye resmen kafa tuttu.
Evet. Diyeceksin ki onunla onun ne bağlantısı? Çok güzel bir salonları var, biraz şirin bir salonları evet. da var. Şimdi diyeceksin ki onunla onun ne bağı var? Yani Murat Paşa'nın şeysiyle onun. Bakın, bir ilçemiz kadar olmayan bir şehrin basketbol liginde temsilcisi var. Birinci liginde temsilcisi var. Biz ikinci ligde oynuyoruz. Evet, onu da söyleyelim. Yani bir de sevinmişiz. Potada sevinç. Güzel bir şey Ali Bey. Hiç değil. Antalya Spor basketbola geri döndü. İkinci ligden başladı. Şu anda da ilk maçını oynamış. Tolkar Genç Karşıyakalıları 77-59 yenmiş Antalya Spor basketbol takımı. Maçı Antalya Spor Başkanı Ali Şafak Öztürk, basketbol şube sorumlusu, şube başkanı Güray Kanan'la baş danışman Aydın Örs de izlemiş. Aydın Örs potanın duayeni attı. Hocaların hocası Aydın Örs. O da izlemiş. Antalya Spor'un da danışmanlığını yapıyor. Aydın baş danışmanı. Basketbolda Antalya Spor gelecek gibi görünüyor. Süper Lig'e çıkacak gibi görünüyor. Böyle giderse başarılar dileyelim Antalya Spor'a. Antalya'ya da basketbolda Süper Lig'de olmak yakışır. Yaraşır. İnşallah. Geçmişte bir şey oldu. Bakın, iki belediye yarışa girdi. Kepez'de Büyükşehir Belediyesi. İki takım da yaşamadı. O da olmuyor şimdi. Güçleri birleştirmek lazım. Tamam, ikinci ligde takımlar olabilir ama Antalya birinci ligde, Süper Lig'de tek takımla güçleri birleştirerek ligde kalmak gerekir diye düşünüyoruz. İki ligi, ikisini kaldıramıyoruz ne yazık bu ki. Bu kentin caddelerini, sokaklarını, her yerini güzelleştiriyoruz. Evet. Akdeniz renklerine boyuyoruz. Gerçekten güzel bir şey bu. Muratpaşa Belediyesi'nin bu çalışması bazı il şeylerde de, başka kentlerde de örnek olmuş. O evet. ayrı bir boyut. Gerçekten hoş bir şey. Fakat biraz da bu kente kent bilincini geliştirerek, sadece bunu Muratpaşa için demiyorum, bu büyükşehir önderliğinde olur. Mesela niye Süper Lig basketbol liginde bir futbol basketbol takımımız olmasın? Niye voleybol liginde bir basketbol takımımız olmasın? Ki basketbol çok sevilen bir spor. Gördün de miydin Giresun'daki, izledin mi maçı? Bir ara baktın. Tribünleri baktım. Gördün mü? Çok güzel, çok güzel. Bir de bizim tribünlere bakmak çok lazım. Güzel. Futboldaki tribünlerimize de bakmak lazım. Bak, futboldaki tribüne de bakın. Kaç kişiydi? Evet. En son oynadığımız maçta kaç kişiydi Antalya'da oynadığımız maç? Böyle bakmak lazım hayata. En iyi rakamda 4-5 bin bulduğumuz zaman seviniyoruz. 33 bin kişilik stadımızda 4-5 bin bulursak, 7 bin bulursak süper diyoruz. 10 bin bulursak rekor kırıyoruz herhalde. Öyle bir durum bu var. Bu arada yeni haberler geliyor. 130 kişi imza atmamış. Sayı epey azalmış o zaman. Nihat Toklu, bu iş böyledir yani. 370 küsürdü değil mi? En son bıraktığımız zaman 370 küsürdü. 374 kişiydi herhalde. İmza atmayan şimdi evet. 130'a düştüyse. 370 kişiydi. Cuma günü 370 kişiydi. Şimdi 130 kişi imza atmamış. Bu herhalde yakında epey aşağı iner gibi 670 görünüyor. 670 araçla hizmet yapılıyormuş. Evet. Ve imza atmayanların yerlerine de kiralık araçlar hizmet ediyormuş. Evet. Yani Antalya trafiği yavaş yavaş taşımacılık düzene girecek. Yeni otobüste de 50 tane de minibüs şeyler girerse devreye, 50 araçlık büyükşehirin yeni filosu da devreye girerse sıkıntı giderek azalır, kalmayabilir. Hürses'e bakıyoruz efendim. Hürses'in sürmanşetinde Bursa'da buluştular haberi var. Bursa valisi iken Antalya valiliğine atanan Münir Karaloğlu hafta sonu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin oğlunun düğününe katılmış. Düğüne katanlar arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan da var. Erdoğan'la bir araya gelmiş Sayın Vali. Onun fotoğrafı yer alıyor. İki fotoğrafta görebiliyoruz Sayın Vali ve Erdoğan ailesini. Evet, şimdi manşet Ali Bey, bu önemli bir şey. Şelale krizine bakan el attı denilmiş Hürses'in manşetinde. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sezen, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan rica etti. Havalimanında görüşmüş ayaküstü Çavuşoğlu ile Dışişleri Bakanı ile Başkan Sezen, Manavgat Şelalesi ile ilgili yaşanan sorunu dile getirmiş. Çözüm için destek istemiş ve destek sözü de almış. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Orman Bakanlığı ile sıkıntıları varmış Manavgat Belediyesi'nin, Manavgat Şelalesi'nin işletilmesiyle ilgili orada bir sıkıntıları varmış. Onun çözümü konusunda Sayın Çavuşoğlu destek vereceğini söylemiş. Umarız bunlar kısa zamanda çözülür. Manavgat Şelalesi de düzenlemişti orayı Manavgat Belediyesi. Daha önceki halini beraber gördük. Çok iyi bir durum. Sarılar Belediyesi işletirken Belde Belediyesi. Ne kadar berbat bir haldeydi. Sarılar'da belediye başkanı yoktu ki o zaman işletmesi. Yani oradaki belde belediyesine aitti. Maalesef. Çok da kötüydü. Yani şeye kadar manzara seyredecek bir yer yok. Her tarafı işletmecilere vermişler.
seyyar satıcılara. Antalya'nın ışıkları gibi. Toz toprak içinde berbat bir haldeydi şelalenin çevresi. Düzenledi Manavgat Belediyesi ama bu sefer de biraz sıkıntılar varmış herhalde. Bürokratik anlamda onların aşılmasını, Sayın Bakan'ın desteğiyle aşılmasını bekleyelim ve bir araya gidelim Ali Bey. Evet efendim, kısa bir aramız var. Aramızdan sonra diğer konularımızı konuşmaya devam edeceğiz. Antalya ile ilgili bizden ayrılmayın. Hemen dönüyoruz. Tüm renkleri bu fuarda. Yedincisi düzenlenen Yörex Yöresel Ürünler Fuarı 26-30 Ekim tarihleri arasında ANFAŞ Antalya Fuar Merkezi'nde. Antalya Konyaaltı Kitap Fuarı kapılarını 7. kez kitap severler için açıyor. 28 Ekim 6 Kasım günleri arasında Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan Antalya Konyaaltı Kitap Fuarı'nda sevilen yazarlardan İlker Başbuğ, Metin Feyzioğlu, Mustafa Balbay, İsmail Saymaz, Hanefi Avcı, Feyza Altun Meriç, Ahmet Şafak, Mavisel Yener, Ümit Zileli, Tarık Uslu, Enis Berberoğlu, Nihat Hatiboğlu, Şermin Çarkacı, Engin Alan, Büşra Küçük, İhsan Eli Açık, Sinan Meydan, Eren Erdem, Atol Behramoğlu, Barış Yarkadaş, Yalçın Küçük, Hulki Cevizoğlu, Doğu Perinçek, Vural Savaş, Kahraman Tazioğlu ve daha pek çok yazar, fikir insanı, söyleşi ve imza günleriyle Antalyalılarla bir araya gelecek. 28 Ekim Cuma günü saat 15'te Cam Piramit'te açılışı gerçekleştirilecek ve tüm kitapseverlerin ziyaretine açık olan Antalya Konyaaltı Kitap Fuarı'na tüm halkımız davetlidir. Muhittin Böcek, Konyaaltı Belediye Başkanı. Meltem Çarşısı Turunç Kafe. Zengin kahvaltı. Kahve ve tatlı çeşitleri. Pizzadan hamburgere, lezzetli yemekleriyle günün her saati şık bir atmosferde güzel vakit geçirmeniz için. Meltem Çarşısı Meltem Balıkçısı. Canlı balık satışı. Restoranında en taze deniz ürünlerinden zengin menüsü ve huzur veren sevimli atmosferiyle balık keyfini en ekonomik haliyle yaşamak için. Türkiye'nin en modern halı temizleme fabrikası olarak 38 yıllık tecrübeyle hizmet vermeye devam ediyoruz. Sağlığınız için kazancımızı değil, hizmet kalitemizi artırıyoruz. Kurumsal işletmeciliğin adresi, sınıfında lider kuruluş, Akdeniz Halı Temizleme Fabrikası. Damla damla hizmetten modern işletmeciliğe. Akdeniz Halı Temizleme, Konyaaltı Antalya. Telefon 0242 259 57 57. Yeni semt, yeni restoran, aynı lezzet. Tandır, çorba, ızgaralar ve kömür ateşinde döner. Yeni yerinde sizleri bekleyen efsane lezzetler. Uysal Antalya Kuyu Tandır, Döner ve Çorba. Sobacılar Çarşısı'ndan sonra şimdi de Lara'da. Akıllı Domates SV7870. Güçlü bitki, yüksek sıcaklıklarda mükemmel meyve tutumu, yüksek verim. Çatlamaya dayanıklı yuvarlak yapısı, uzun raf ömrü ve Türk damak tadına uygun lezzetiyle tüketicinin tercihi.
Yurt içinden de yurt dışından da yüksek talep gören SV7870 akıllı domates yüzünüzü güldürür. 7870 akıllı domates erken güz döneminde üreticinin ve tüketicinin bir numaralı tercihi. Proto tohum üreticiye kazandırır. Kanal V ekranlarında severek izlediğiniz Esnafın Gerçeği yeni saatinde izleyicileriyle buluşmayı sürdürüyor. Kaç yıldır yapıyorsun böyle bu işi? Vallahi bu burada bu asırlardır. Ben çocukluğumdan beri bu Sütlen köyünde bu yapılıyor. Allah sana uzun ömürler versin. İnşallah bir dahaki seneye gelme görüşürüz. İnşallah. Esin Beste'nin hazırlayıp sunduğu Esnafın Gerçeği, esnafın sıkıntılarını ve isteklerini ekrana taşıyor. Esnafın Gerçeği her pazartesi saat 19'da sizin için Kanal V ekranlarında. Kataloglar ve insertler mutsuz. Davetiyelerin ise yüzü gülmüyor. Faturalar, ekstreler, dergiler ve promosyon malzemeleri gibi toplu gönderilerinizin derdi çok büyük. Mutsuz gönderileri Ajans Pres Kurye'ye emanet edin. Adresli ve adressiz tüm toplu dağıtımlarda Ajans Pres Kurye'nin GPS ve fotoğraf destekli teknolojik altyapısıyla online takip ederek gönderilerinizi mutlu edin. Nakliyeden etiketlemeye, paketlemeden teslimata kadar tüm ihtiyaçlarınıza çözüm üreten Ajans Pres Kurye ile artık gönderileriniz emin ellerde ve güvenle gideceği yerde. Ajans Pres Kurye. Mutlu gönderiler. Türk'le TV keyfi sizlerle. 6 adet belgesel kanalı, dünyanın en iyi belgesel kanallarından National Geographic. Vahşi yaşamı an be an ekrana getiren Nat Geo Wild. Hayvanlar dünyasını aktaran Animal Planet. Türkiye'nin ilk belgesel kanallarından East TV. Birbirinden ilginç programlarıyla Discovery Channel, History Channel. İşte minikleri çok sevindirecek çocuk kanalları. 5 adet çocuk kanalı. TRT Çocuk, Minika Go, Minika Çocuk, Disney Channel, Cartoon Network. Futbol severleri ekrana kilitleyecek spor kanalları. 5 adet spor kanalı, Galatasaray TV, Beşiktaş TV, 90+1, Eurosport 1, Eurosport 2 ve tüm lig maçlarını ekrana getiren Lig TV. Bu kampanyada eğlence de unutulmadı. İşte eğlence ve yaşam kanalları. 3 adet eğlence ve yaşam kanalı, Türkmax Gurme, Showmax, Planet Mutfak. Bu kampanyada spor tutkunlarını da unutmadık. Spor ekstra pakette bakın neler var. İspanya Ligi, Brezilya Ligi, Fransa Ligi hediye. Turkish Airlines Euro League, Sport Auto Basketbol Ligi, tenis turnuvaları. Bu kampanyada kurulum tamamen ücretsiz. Ayrıca aktivasyon da yok. Dijitürk'le hemen TV keyfine başlamak bu kampanyayla çok kolay. Futbol keyfini hep beraber yaşayalım diye Dijitürk olmak isteyen herkese Lig TV ilk 3 ay ayda sadece 29.99 TL. Radyo Max, Antalya'nın radyosu. Tekrar birlikteyiz efendim. Antalya gündem devam ediyor.
Körfez gazetesini açmıştık. Oradan devam edelim. Sehven Kustilika demiş söz Körfez bugünkü manşetinde, özel haberinde. Körfez gazetesinin Bu Ne Perhis, Bu Ne Kustilika manşetinden sonra Aşk ve Savaş filmi iptal edildi. Festivalde gösterecek filmlerden sorumlu seçici kurul filmin katalog ve programda sehven yer aldığını, yanlışlıkla yer aldığını ileri sürdü. Evet, Boşnak yönetmen Emir Kustilika'nın Aşk ve Savaş filmi Antalya Film Festivali'nin gösteriminde yer alıyormuş ama son anda iptal edilmiş bu. İptal ama edilmiyor. Bir yerde gösterimi iptal edilmiş, diğer tarafta gösterilmiş. Ama yok, iptal edilmiyor şimdi. Nihat Toklu sehven yazıldığı söyleniyor ama daha önce bir hipermarket, AVM sinemasında gösterilmiş. Evet. Şimdi bu uluslararası bir film. Yani yerli film değil. Bunun festivalde sehven o şeyde katalogda yer aldığını söyleyenler, peki gümrüklerden şuradan buradan bugüne kadar hep sehven mi bu işleri yapmışlar? Şimdi şey çok güzel yazmış. Bu şeyi de anlamam. İnci Sözyol bugün çok güzel yazmış. Bu şeyi de anlamam ben şimdi. Emir Kustilika konusunda bu tepki nedendir? Şimdi hatırlayalım. 2010 muydu? 2010 mu işte şey dönemi, Mustafa Kaydın dönemindeki bir buradaki festivalin uluslararası bölümündeki bölümünün başkanıydı. Seçici kurul jüri başkanıydı galiba Emir Kustilika. O tepki gösterildi. Niye işte oradaki bir filminde Müslümanlar aleyhine bir şey yapıldığı veya işte Sırplara yönelik Sırpları koruduğu, kolladığı iddiası falan. Böyle bir absürt, bilmiyorum ne kadar doğru iddia, bir iddia. Bu Müslüman düşmanı, bu şey düşmanı, Boşnak düşmanı, adam Boşnak asıllı filan diye bir iddialar ortaya atıldı. İstemezdik böyle bu adamı gibi vatan haini ilan edildi ama onu o gün aynı kişi, bak aynı kişi ondan bir ay önce o filmi Bursa'da biliniyor, o filmi biliniyor, filmi yıllardan beri var diyelim, bir film çekmiş veya bir sözleri var diyelim ki Yugoslavya İç Savaşı ile ilgili olaylarla ilgili, keşke bu olmasaydı, Yugoslavya parçalanmasaydı anlamında sözler söylemiş. Belki bu anlamda bir sözlerdi galiba. Bu Yugoslavya'yı koruyor, Sırpları koruyor anlamında bir algı yaratıldı, tepki gösterildi filan. Ama bunu söyleyeli yıllar olmuş ve aylar olmuş. Ondan Antalya'daki olaydan bir ay önce Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği bir organizasyonda şeref konuğu olduğu ortaya çıktı. Evet. Ona ses yok. Biraz sonra Antalya'ya geliyor. Burada CHP'li yönetim var. Buraya geldiği zaman olay oluyor. O zamanki MHP'li, şimdiki CHP'li meclis üyesi de o zaman o geceyi şeyden de oydu. Karıştıra. Reşat Oktay'dan bahsediyorsun değil mi? Orada bağırdı, çağırdı, evet. Şeyde falan. Şimdi nerede Reşat Oktay? CHP'de. O zaman MHP'deydi, evet. CHP'de. Evet. Bağırdı, çağırdı filan. Hatırlıyoruz ona olayı. Hala devam ediyor bu şekilde. Yani şimdi Emir Kustilika ile ilgili Bosnalıların bir derdi var mı bilmiyorum. Şu anda Bosna'dakilerin kırgınlığı var mı? Yugoslavya keşke dağılmasaydı. Bana göre de keşke dağılmasaydı. Yani Sırpların bir derdi var mı bilmiyorum. Yok bana göre de keşke hiçbir ülkenin toprak bütünlüğü bölünmesin. Tabii, abi. Bana ne ya dışarıdaki ülkeler. Deriz. Keşke oradaki savaş olmasaydı. Evet. Kim ister olmasaydı. Şimdi Suriye'deki ortamı hangimiz istiyoruz? Irak'taki ortamı hangimiz istiyoruz? Görüşlerine katılmayabilirsiniz. O ayrı. Şimdi bak Nihat Toklu. Artık dünya öyle hani sadece tek tip televizyonlarla falan gitmiyor. İletişim çağı öyle aldı başını gitti ki. Tamam mı? İşte bir sürü film var. Türk aleyhtarında filmler oynuyor. Evet. Bazı şeylerde, evet, kanallarda. Evet. Ya bunu kesemezsin. Ya biz önce bir kendimizi bir sorgulayalım, yargılayalım değil mi? Ya biz niye böyle yapmışız ya da niye öyle olmuş? Ha sen de daha kuvvetli ol, ona karşı farklı bir şey yap. Evet, yani bunu... Şimdi, bir de Ali Bey, bir şey diyeceğiz şimdi. De. Bir festival geldi geçti mi? Vallahi gelmiş festival geçmiş. Festival geldi geçti. Biz bu, vallahi, yani gelmiş şekilde geçmiş. Bir festival, bir Altın Portakal Film Festivali eski adıyla Antalya Film Festivali geldi öyle geçti. Dün gece de herhalde bir ödüller müdürler de verildi. Vallahi olmuş. Bir gün önce bir ödül töreni vardı. Olmuş. O ödül töreninde hangi... O ödül töreni neydi? Dünkü neydi? Kamuoyu pek anlayamadı. Biz bile zorlandık. Zaten kimse anlasın diye anlatmıyor. Anladık. Yani anlayamadık onu. Şimdi tabii Antalya bunun neresinde kaldı? Halk neresinde kaldı? Antalya nerede kaldı? Antalya Akdeniz'in kenarında. Tamam mı? Burdur Isparta'yla komşu. Öbür tarafta da Mersin'le komşu. Beri tarafta da Denizli ve şey var değil mi? Muğla. Hı hı. Ya, sayabildin mi coğrafya? Nasıl coğrafya? İyi mi? Denizli'yle bir sınırımız yok.
Bu bakımdan sınıfta kal. Arada Burdur var. Burdur mu var? Burdur var. Deniz o aradan hani bir yer böyle küçücük bir şey olmuştur diye. Ha, evet. Antalya sınıfta kaldı bu konuda. Bakın Antalya, bu Antalya Film Festivali konusunda sınıfta kaldı. Hakikaten kentte hiç yaşanmadı bu olay. Evet. Yani Altın Portakal hiç yaşanmadı ki her gün kentte gezen adamım. Hiç böyle bir şey görmedik. Bir Altın Portakal'a sadece kortej geçişiyle ibaret kaldı. İnsan böyle festivalin başladığı... Bir de belirli bir kesim bu şeyi, belirli bir kesim derken iktidarda, belediyede hangi parti varsa o partinin mensuplarına yönelik bir şeymiş gibi algılanır bu. Hep de böyle olmuştur. Mesela ben Altın Portakal işte, Festivali'nin komitesinden, izleme komitesinden ya sabahları böyle böyle konuşuyorsun ama bu böyle değildir. Buyur gel izle diye bir davet beklerdim. Evet, evet. Ya da bilgilendirme. Hadi davet etmiyorsunuz. Bilgilendirme beklerdim. O zaman ne oluyor? Sistem ne oluyor Nihat Toklu? Bize göre yorumlayan gazeteciler, bize göre yorumlamayan gazeteciler. Halkın gündeminde işte, yer almadı. Halkta da aynı olmadı. İşte. Halkta da aynı işte. Bizim partili olmayan. Evet, o da olmuyor bu işte. Bu işte yanlış. Bunlar yanlış şeyler. Bu arada bir yemek yapılmış Altın Portakal ödül gecesinde. Önceki ödül gecesinde, iki tane ödül gecesi var anladığım kadarıyla. Tarık Akan menüsü altta bir yemek verilmiş. Tarık Akan'ın, rahmetli Akan'ın belli filmlerine yönelik onlara yemek isimleri verilmiş. Ateş Böceği filmine, Tatlı Dilli filmine, Dillim filmine, Üç Sevgili filmine yemek isimleri verilerek servis edilmiş. Bu da bir yemeklere bu isimler verilmiş. Yemeklere bu isim verilmiş, evet. Evet. Konya'yla da bağımız varmış. Evet. Peki bu tabii bu bir de şey konuşuluyor şimdi. Altın Portakal'ın mesela maliyeti ne oldu? Kaçan mal oldu? Bizim halkın pek göremediği, anlayamadığı, şehirde pek hissedilmeyen Altın Portakal'ın bu yılki maliyeti ne kadardır? Bunu da bir konuşmak lazım. Temel Almanya'ya gidiyor işçi olarak. İki tane evet. Çocuk var. Geri geliyor ki 4 tane. Evet. Fadime'ye diyor ki aha bu Ali diyor. Aha bu da Veli diyor. Aha bu kimdir? Üçüncüye. Diyor ki ha o diyor Ayşe'dir diyor. Sen diyor gitmeden önce ha ona hamileydim. Temel 5 yıl sonra dönüyor Almanya'ya. Bir gidiyor. Bir tane de küçük çocuk daha yeni böyle paçalayan. 1-1,5 yaşlarında bir tane ocakla oynuyor. O şeylerle Fadime diyor. Ha o Ayşe'yi de anladık da. Ha bu kimdir diyor. Ya diyor o sağ neydi? Oraya kendi başına oynayı ya diyor. Şimdi mesele kimse bu. Kimse zararı yok anlamda öyle mi? Mesele bu değil evet. Toklu. Tamam mı? Biz gelip gidenin ne olduğunu dahi bilmiyoruz. Festivali görmedik ki bütçesinin nasıl hazırlandığını, nasıl harcandığını, nerelere gittiğini, kimlere oradan neler çıkarıldığını yani zarf olarak. Hani zarf üstü yazıyorlar ya davetiye zarfı. Hmm. Gittiğini bunları bilelim. Ama piyasada söylentilere göre söylüyorlar. Var ya birileri buradan yine hamut meselesi armut bizim kar yağdı armudu var ya, ya misafirlere kar yağdı armudu da ikram edilmiş diye duyduk. Hmm. Ondan sonra yani Antalya'nın değişik güzel şeyleri ikram edilmiş. Bakalım bir açıklama gelsin yönetimden. Gitti ki. Festivalimizin gitti. Maliyeti budur, şeyi budur, hoca, şu olmuştur, başarılı festival olmuştur. Bitti, gitti, komite gitti. Allah selametlik versin. Bir dahaki dönem bir ay, iki ay, üç ay önce ortaya çıkarlar. Onunla ilgili konuşurlar, yaparlar, ederler. Biter bu iş. Siz niye uğraşıyorsunuz bu işte ya? Komite festivale ne kadar harcanmış? Expo'ya ne kadar harcanmış? Orada yapılırken ne olmuş? Hangi otelde ne yapılmış? O otelde niye yapılmış da insanlar ta oraya kadar götürülmüş beleye kadar? Burada Antalya'da suyu mu çıktı otellerin? Ya da suyu mu çıktı AKM'nin? Suyu mu çıktı Cam Piramit'in? Suyu mu çıktı Expo'nun diye? AKM'de şeyler yapıldı mı? Gösteriler yapıldı onu da söyleyelim. Film gösterileri falan yapıldı AKM'de de. Ama yani bir izleyici katılımı, halk katılımı ne kadar duyurusu ne kadar yapıldı? Dediğiniz gibi komite ne kadar başarılı çalıştı? Mutlaka komite bunu karşılıksız yapmıyor. Bir karşılık alıyor Büyükşehir Belediyesi'nden veya festival bütçesinden para alıyor da bunun ne karşılığını verdi mi vermedi mi tartışırız. Bunları tartışırız. Düşündüğün şey vardı değil mi? Ödül gecesi. Evet. Gazetecilerin çoğu İbradı'daydı. Ödül gecesinde. Geziye gitmişlerdi gazetecilerdi. İbradı Gazeteciler Cemiyeti de sırf herhalde protesto etmek için oraya bir gezi düzenlemiş.
O cumartesi günüydü galiba gezi. Tamam, cumartesi de ödül töreni vardı. Doğru, cumartesi günü de ödül töreni vardı. Bir kısmı öyleydi, bir kısmı anladım. Onu anlatmak istediğim o. Tabii biraz bir şey yapıldı. Etkinlikler Expo fuarlarına taşındı. Oradan herhalde biraz daha giren çıkan katılımcı sayısı. Ya ne kadar adam gelmezse o kadar iyi götürürüz zarf üstünü mektupları, şey davetiyeleri yazmayı. O anlam çıkıyor burada. Evet. Nihat Toklu, haktan uzak, denetimden uzak. Biz bize, sen, ben, bizim oğlan, ne güzel oluyor işte böyle. Yani Expo'nun kullanılması da çok zararlı değil. Expo'nun puan maçta kullanılması. Keşke kullansınlar. Ama şey olabilse keşke ama. Buradan oraya tramvay seferi olabilse. Var. Yok. Expo'ya var tramvay. Nasıl olacak? Meydandan gideceksiniz, bir aktarma yapacaksınız, öbür tarafa geçeceksiniz, oradan bir daha bineceksiniz falan. Ya siz de o şey istiyorsunuz. Resmen yani, işkence o. Yani siz de şey istiyorsunuz, tramvaylar nedir? VC'ye kadar. Şimdi ben Kepez'deyim. Kepez'den tramvaya biniyorum. Diyelim şeye gitmek istiyorum. Expo'ya gitmek istiyorum. Evet. Gidiyorsunuz, şeye varıyorsunuz. Meydana. Orada otobüs değişiyorsun. Otobüs bekliyorsun. Otobüse biniyorsun. Meydan kavağına varıyorsun. Bir kilometreye varıyorsun. Oradan sonra tekrar araç bekliyorsun. Bir daha biniyorsun. Dönüşte aynı çile. Bu kolay bir iş değil Ali Bey. Bir kere yaşadım da ondan biliyorum. Bayağı zor bir iş yani. İşte halkın arasına katılmak böyle güzel. Peki peki Ali Bey, hep halkın arasındayız, merak etme, halkın arasındayız. CHP'li vekiller sorguda denilmiş haberde Antalya Beyaz'da. Antalya Beyaz'ın bugün tarihinde bir gariplik var değil mi Ali Bey? 24 niye? Ekim çarşamba denilmiş. Bugün ayın kaçı? Bugün 24 Ekim doğru. 2016 tamam. Doğru. Tamam. Çarşamba değil ama bugün çarşamba değiliz. Bugün abi, pazartesi herhalde biraz karışıklık olmuş orada. Arkadaşlarımızı buradan uyaralım. Belki söylemişlerdir. Bir yanlışlık yapmışlar. Günde yanlışlık yapmışlar. O kadar olur abi. Çarşamba olmasını isterdik. Tatile iki gün var dedik, ne güzel. Değil mi? Ama bugün para. Güneş enerjisi var mı sizde? Var. He? Var. Fener. Akşamdan sönüyor mu, kalıyor mu? Fener. Niye? Hani onu konuştunuz, sordunuz. Yok, sadece şu an merak ettim de benim şey... Güneş enerjisiyle fenerin ne şeyi yok, var, ilgisi var. El fenerleri vardı eskiden, böyle tutar götürürdük, gemici fenerleri. Gemici fenerleri, evet, ha, doğrudur. Öyle derlerdi, nerede söndürdün derlerdi. Ha, anladım, peki anladım. Peki. Ah Nihat Toklu, sana her şeyi anlatmak lazım ki anlayasın. Evet, açık konuşmak lazım. CHP Muratpaşa İlçe Teşkilatı tarafından toplantı yapılmış. 56 mahallenin temsilcisi, parti temsilcisi ve... Milletvekilleri bir araya getirilmiş, vekiller konuşmuş, partiyle eleştirmiş. Güzelova temsilcisi vekilleri eleştirince Mustafa Kaydın, beğenmiyorsanız bir daha seçmezsiniz demiş. Baykal da ülkenin içinde bulunduğu durumun kendisini rahatsız ettiğini anlatmış. Ümit Uysal'ın çalışmalarında da övgüde bulunmuş. Tabii bu söylem hoş değil. Şimdi Sayın Baykal'a yönelik söylem şöyle. Niye bu kadar yüzünüz asık diye sormuşlar mesela. Hep hiç gülmüyorsunuz. Ülkenin durumundan yüzünden gülmüyorum falan demiş de. Ama Sayın Akaydın'la ilgili, Akaydın'ın böyle bir eleştiriye karşı beğenmiyorsanız bir daha seçmezsiniz sözü pek hoş durmamış Ali Bey. Ha, Devrim Kök'le Çetin Osman Budak mazeretler yüzünden katılamamışlar toplantıya. Onu Çetin da söyleyeyim. Osman Budak zaten bütün Antalya'yı hemen hemen geziyor. Evet. İlçelerini, köylerini, nerede sorun var orada oluyor. Devrim Kök halen daha Ankara'da parti içi, yani örgütlerle ilgili nasıl karıştırırımı hesabındadır herhalde Sayın Devrim Kök. Çünkü Devrim Kök ne kadar Antalya'da parti, Cumhuriyet Halk Partisi. Ağır suçlamada bulunuyorsunuz ama Ali Bey, Devrim Kök. Cumhuriyet Halk Partisi ne kadar paramparça, ben Devrim Kök'ü bu stüdyoda çok savundum. Bu stüdyoda ben Devrim Kök'ü çok savundum. Doğrudur. Onu doğru yaptığımda savundum. E şimdi de böyle yapıyorsa, aa ben Devrim Kök'ü zamanında savunmuştum. Şimdi devam etmem lazım. Nasrettin Hoca'ya sormuşlar kaç yaşındasın? 40. 10 yıl sonra yine sormuşlar. Demişler kaç yaşındasın? 40. Ya hoca 10 yıl önce de 40'ın erkek adam sözünden dönmez. Böyle bir şey mi var yani? Evet. O zamanlar savunulacak yerleri vardı. Savunuyordum. Bugün de eleştirilecek yerleri var. Eleştiriyorum. Yani bir adam, ben biatçı değilim ki. Ömrü billah şey olacak. Yanlış yapıyorsa yanlışını söyleyeceğiz. Doğru yaparsa doğrusunu söyleyeceğiz. Nihat Toklu. Onun için Devrim Kök bu örgütlerle uğraşmayı, Antalya'da ben nasıl olur ki bir daha listelere girerim olaylarını bırakacak. Halk isterse seçer. Hoca da doğru demiş. Gerçekten seçmezsiniz. Hocayı da seçmediklerinde hocaya bir gün bir bu lafı anlatır. Ya Mustafa evet. Akaydın'a. Der ki ya Akaydın sen demiştin ki seçmezsiniz, biz de seçmedik. Peki. Kepez'de örnek siyaset haberi var. Antalya Beyaz'ın birinci sayfasında. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü örnek bir siyaset anlayışıyla yeni kentsel dönüşüm projelerini iktidar ve muhalefet partilerinin
yönetimleriyle, ilçe yönetimleriyle paylaşarak istişare etti deniliyor haberde. Kepez Belediye Başkanlığı'ndaki toplantı salonunda toplantı yapılmış. Kentsel dönüşüm konusunda Barış Mahallesi'nde, Esentepe'de, Kazım Karabekir ve Yavuz Selim Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm konuşulmuş. Mahallelerin sakinleri tarafından gelen talepler üzerine deniliyor. Vallahi Ali Bey, bu söyleme katılmıyorum. Mahalle sakinlerinin böyle bir kentsel dönüşüm talebi şu anda yok. Tapularını yeni almışlar. Biraz bekleyelim, değerlensin arazimiz diye düşünür en azından insanlar. Tapusunu yeni almış. Bir şey yapacak hali de yok mahalle sakinlerinin. Konuştuğumuz mahalle sakinleri onu söylüyordu. Birden nereden çıktı bu kentsel dönüşüm? Daha tapumuzu güç bela yıllarca uğraşarak yeni aldık. Yeni ödedik, yeni bitirdik. Birden geldiler kapımıza müteahhitler. Hadi burayı verin bize de burayı değiştirelim, dönüştürelim diyorlar. İşte 300 metrekarelik yeriniz var. İçinde de bir tane de gece kondunuz veya binanız var. Size bir 80 metrelik daire veririz. Üstüne de şu kadar para verirsiniz diye bize böyle teklifte bulunuyorlar. Belediye de bu tekliflere destek veriyor anlamda. Suçlamalar da var. Bu da gazetede Kepez'de örnek siyaset olarak algılanıyor. Tabii şimdi MHP'den CHP'den katılım olmuş herhalde de. Neydi ya? Onu söylüyor. Toplantıya katılmış o anlamda. Tabii ki katılacak. Şu toplantıya katılacak, ne oluyor ne bitiyor diye bilecek ki ona göre onlar da ona cevap ya da halkı aydınlatabilsinler. Yani bu toplantıya katılmak demek buna destek anlamı mıdır? Evet. Şimdi Kepez Belediye Başkanı son günlerde farklı bir algı yöntemi uyguluyor. Tamam mı? Çünkü başı dertte. Şu zamanında birilerine verdikleri yerden dolayı başları dertte arkadaşın. Tamam mı? O yüzden böyle farklı bir algılamanın şeysinde hamlelerden dolayı. Böyle bir sıkıntısı mı var diyorsunuz? Tabii var böyle bir sıkıntı. Bir şey söyleyeyim. Açıklama yapıyorlar işte belediye meclis üyelerinden şundan bundan şucu yok bucu yok ama öbür tarafta da geçmişteki icraatlar var. 17-25 Aralık sonrası bu hamleler olayı. Yani veriliş öncedir de alınışı daha sonradır. Yani alınışı 17-25'te hemen değil. Değil. Alınışı değil. Yani o Hamledere cemaatin derneği olduğu söylenen Hamledere şeyin Kepez Belediyesi'nin verdiği yer evet. 17-25 Aralık'tan öncedir. Alınışı 17-25 Aralık'tan çok sonradır. Doğrudur. Ha. Çok sonradır. Şimdi, o zaman ne yapıyor? Kamuoyunu farklı haberlerle, birçoğunun aslı yok. Yok dokumanın bilmem ne yüzü varmış. Dokumanın yüzü müzü yok abi. İşte Kepez'de hizmet bilmem ne olmuş. Kepez'de hizmet falan yok. Belediye asfalt yapmış. Ya belediyenin zaten görevi asfalt yapmak. Ama her belediye bunu söylüyor. Ya bir şey hangisi bunu söylüyor? Yaptığı asfaltı duyuruyor. Nihat Toklu. Şimdi sadece Kepez değil. Peki Nihat Toklu geç Muratpaşa Belediyesi'ne. Hı hı. Muratpaşa'dan kaç tane şu kadar yer asfaltladık diye haber geldi. Hiç okudun mu? Bak Akdeniz renkleri, işte sahil projeleri. Okudum. Teneffüs okudum. Geliyor. Ne zaman okudum? Oradan da bir geliyor defa, yani. Bir defa ya gelmiştir ya gelmemiştir. Geliyor bak. Ya. Muratpaşa'dan da geliyor. Asfalt bak, yaptık diye. Bak Nihat Toklu o olunca bak sisteme şöyle bakalım Nihat Toklu. Evet. Bir taraf hep belediyenin yapması gereken işlerle kamuoyunda. Bu göreviniz zaten diyorsun. Evet. Öbür tarafta sosyal projeler var. Mesela şimdi Muratpaşa Belediyesi'nin burada gösterdiğim bir kalem projesi, geri dönüşüm projesi vardı değil mi? Bu belediyeciliğin mezburu. Şimdi Muratpaşa'dan başlayalım Ali Bey. Muratpaşa'yı açtınız. Hep Kepez'den gitme. Akdeniz Manşeti'nin bugünkü manşetleri, haberleri Muratpaşa ile ilgili daha çok. Muratpaşa hala 6 mahalleden ibaret demiş. Bunu söyleyen kim? AK Parti Belediye Meclis Üyesi ve Grup Sözcüsü Öner söylemiş bunu. Muratpaşa altın mahalleden oluştu. Algısı hala sürüyor demiş. Diğer mahallelere hizmet yok anlamında bir eleştirisi var Sayın Öner'in. Evet. O zaman şöyle bir önerim var Sayın Öner'e. Cemal Lütfi Öner. Tamam Cemal Öner. İyi tanırım. Cemal Lütfi Doktor Öner. Kendisi arkadaşımız herhalde. Doktor. Bildiğim o Öner'si. Cemal Öner tabii. Arkadaşa bir önerim var. Hı. Ali Kıvrak ilçe başkanı iken buradan bir sorayım Sayın Öner'e. Bir basın toplantısında sorduğumuz sorudan sonra niye masanın dibine kadar girebilmişti? Bir onu soralım. İkincisi de Murat Paşa'yı bir geçsin. Bu Murat Paşa'da oturmuyor herhalde. Murat Paşa'nın en ücra köşelerine de gitsin. Sadece 6 mahalleye hizmet veriliyor. Diğer mahallelere abi 56 mahalleden 50'sine hizmet yeterli hizmet gitmiyor anlamında bir eleştirisi var. Şimdi turunç masaya
giden şey yüzde kaçı geri dönüyordu? 90 küsürdü değil mi? Öyle gibi. Evet. Peki Kepez'de ne kadar geri dönüyor bir baksınlar. Büyükşehir'de ne kadar geri dönülüyor bir baksınlar. Kepez'de ne kadar hizmet şeysi var bir baksınlar. Bak bir şey söyleyeyim mi? AKP'lilerin bütününde bir algı yöntemi var. Murat Paşa'ya nasıl saldırırız? Yıllardır bu böyle. Süleyman Evcilmen mirasıdır bu. Çünkü Süleyman Evcilmen her tarafa yeşil ışık yaktığı için ben AKP'lilerle iyi geçineyim, ben MHP'lilerle iyi geçineyim, ben şöyle kötü görünmeyeyim, ben böyle kötü görünmeyeyim. Belediye başkanı yeri gelecek kötü olacak. Halka hizmet ederken öbür partili şeylerle tartışabilecek. Evet. Siz bu görüşe katılmadınız. Sayın Öner'in bu eleştirisine katılmadığınızı Sayın bir Öner... Murat Paşa olarak katılmıyorum diyorsunuz. Sayın Öner önce kendi etrafına bir baksın. Peki. Evet Sayın Öner Bakan. Sonuna mı geldik? Biz geldik. Sonuna geldik ne yazık ki. Programımız bugün de sona eriyor efendim. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Şeyde bir yer var. Bunu hemen bir söyleyeyim de bitsin. Söyle bakalım. Murat Paşa'da TOKİ bir yer satıyormuş. Murat Paşa'da? Evet. TOKİ bir yer satıyor. Neresi olabilir? TOKİ 40 dönüm ticaret ve turizm alanı. O 100. yıldaki şey. 100. yıldaki spor sahası. Evet. 240 evet. milyon lira. 8 evet. Kasım'da şeysi varmış. İhalesi mi var? 100. Evet. yıldaki spor sahası Ali Bey. 100. Evet. yıl spor kompleksi içindeki evet, stadın ve salonun yapımının karşılığında TOKİ'ye verilen 40 bin metrekarelik arsa, arazi, spor sahası. Şimdi Murat Paşa ilçe başkanı bununla ilgili bir açıklama yapsın. Orası Murat Paşa'ya bağlı değil mi? Murat Paşa'ya bağlı. Murat Paşa'daki bir şey yeri böyle nedir? Oranın rezidans olacağı konuşuluyordu. Yok yok bizim. Yani Antalya halkının yeri değil hani mi bir burası? Bir proje vardı biliyorsunuz. Arabanızla geliyorsunuz arabanızla. Yukarı çekiyorlar. 25. kat arabanız çıkıyor, yukarı çıkıyor. Yani. Evinizin önüne geliyor arabanız. Şimdi Sayın Öner'den, Sayın Öner'den, ne önerdi? Cemal Öner. Öner Bey'den. Bununla ilgili de bir açıklama yapmasını bekliyorum. Evet, peki bu konuyu i̇ki, konuşalım ama. İki, konuyu bir gazete ben. Manavgat'ta sokak defilesi yapıldığında rezalet diye yazmıştı. Hı-hı. Altın Portakal'da neler olduğunu niye hiç yazmadılar? Ha peki. Yarın konuşuyoruz efendim bunları. Süremiz yettiğince, dilimiz döndüğünce yarına kadar esen kalınız.